merhabalar değerli izleyenler. Hepinize selam ve sevgilerimizi göndererek bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün acil tıbbı konuşacağız. Acil servislerde yaşananları ve dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Aynı zamanda da farklı mekanlarda, evde olsun, dışarıda olsun, farklı yaş gruplarından hepimizin başına bir takım kazalar gelebiliyor. İşte bu kazaları önlemek için neler yapmak lazım? Hem de bir kaza meydana geldiğinde ilk yardım adına neleri bilmemiz lazım? Farklı başlıklarımızda bunları detaylandıracağız. Çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Ahmet Demircan bizimle birlikte. Kendisi acil tıp uzmanı, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Hastanesi başhekimi, aynı zamanda da Gazi Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı. Şimdi ne yapmalı? Bu sohbetimize başlıyor. Kaza geliyorum demez. Fakat tedbir ve doğru müdahale bizim elimizde. Peki ev ve dış ortamlarda yaşanan kazalara karşı nasıl tedbirler alınmalı? Yaralanmalarda ilk yardım müdahalesine dair neler bilinmeli? Acil tıp uzmanı Doçent Doktor Ahmet Demircan'la konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Ahmet Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba Ayşe Hanım. Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Oldukça önemli bir başlık. Evet, hepimizin yolu senede birkaç defa hatta bazen acilden geçiyor. Ama doğru noktaları da bilmek gerekiyor. Tabii. Bir vatandaş olarak sizlerin hassasiyetlerinizi de bilerek hareket etmek gerekiyor. Bunları detaylandıracağız. En başta acil tıp deyince ne anlamak lazım? Acil tıp uzmanı kimdir? Böyle bir çerçeveli başlayalım hocam. Buyurun. Ben öncelikle davet ettiğiniz için Diyanet TV'ye size program yapmak yapımcılarınıza ve görevlilere teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, dünyamız için iyi bir, hayırlı bir yeni yıl diliyorum. İnşallah. İnşallah bu kötü olaylar da sona erer ve amin, hepimiz için inşallah. İyi olur diye i̇nşallah. Düşünüyoruz. Ve bunlar olursa tabii acile de az işler düşer tabii. Çok doğru. Bunun sonucu olarak da öyle olabilir. Acil tıp uzmanlığı Türkiye'de yeni bir branş. Bu 1994-95'lerde 20 yıllık bir branş yaklaşık. Bu nasıl kurulmuş onu bir önce tarif edeyim. Eski rektörlerimizden bir hocamız, 9 Eylül Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Namık Çevik, eşiyle birlikte, eşi de çocuk profesör, ikisi de kaza geçirmişler. 88'li yıllarda falan. Ama kazada o zaman ambulanslar falan da bu kadar yaygın değil. Bir hastaneye gidecek ambulans yok, zar zor gitmişler. Oradaki doktor arkadaş bakmış, sonra hocaya demiş ki, hocam bu filme siz baksanız daha iyi bir değerlendirirsiniz. Hoca orada jeton düşmüş yani demek ki bu işte bir eksiklik var. Onun üzerine araştırmış dünyada nasıl oluyor falan diye. İşte Amerika'dan bir acil tıp uzmanı Dr. John Fowler bizim de hocamız oldu. Onu getirmiş. İlk 9 Eylül Üniversitesi'nde kurulmuş. Oradan uzmanlar yetişmeye başlamış. Biz de yetiştik. Sonra Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Biz de geldik Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nı kurduk. 45-50'ye yakın uzman yetiştirdik. Uzmanlarımız bütün Türkiye'de şu an büyük hastanelerde acil tıp uzmanı var. Acil tıp uzmanı bir hastaya tepeden tırnağa bakabilen, öncelik sırasına göre tedavi edebilen hekim grubu. Yani bir hastayı bütünüyle inceliyoruz. Bir organ değil. Mesela bir kardiyolog için bir kalp, koroner gibi, bir göğüs hastalıkları için akciğer, nefes borusu gibi ama biz tümüyle ve öncelik sırasına göre bakıyoruz. Bu yüzden bir farklılık oluşturuyoruz ve eski olan ve bazen ihmal edilen veya bazen bilinmeyen veya başka hekimler tarafından yapılması gereken fakat yapılamayan şeyleri biz tümüyle gözden geçiriyoruz. Acil durum ne? İnsanı rahatsız eden, gerçekten sıkıntıya düşüren, hastaneye götürmek zorunda bırakan durumlara acil durum diyoruz. Biz değerlendirmesini yaptıktan sonra evet bu gerçekten acilmiş veya değilmiş diyebiliyoruz. Yoksa vatandaşımızın beyanına bakarak ona inanıyoruz, ona değerlendiriyoruz, o zaman karar veriyoruz. Ama siz de takdir ediyorsunuz veya siz de bunun farkındasınız. Acil servisler çok kalabalık. Evet. Bu kalabalık, bunların hepsi acil mi bu hastaların diye insan düşünmeden edemiyor. Yani bunu doktor da olsanız, sivil de olsanız maalesef bunların dünyanın pek çok yerinde de öyle ama ülkemizde de son zamanlarda %70-80 kadarı gerçek anlamda acil değil. Bekleyebilecek poliklinikte, aile hekimliğinde, diğer bir alt basamak hastanelerde falan görülebilecek durumlar. Peki hocam bu noktada izleyicilerimize tavsiyeniz ne olur? Yani biz böyle işte akşam vakitlerinde ya da gün içerisinde de kendimizi kötü hissettiğimizde bir acile gideyim diyebiliyoruz. Doktora daha çabuk ulaşma yolu olarak görebiliyoruz ama o da çok ciddi bir yoğunluğa sebep oluyor. Elbette. Ne zaman gidelim acile? Şimdi, acil gerçek anlamda sizi rahatsız ediyor. Sizi hastaneye gitmek zorunda bırakıyorsa o zaman gelin. Çekinmeden. Ama
kendi kendinize tartın. Bir hastanız olsa, kalp krizi geçirse, kaza geçirmiş olsa, kalbi durmuş olsa, ona edilecek müdahale, ona verilecek enerji, ona verilecek zamanı almak ister misiniz, istemez misiniz? Kendi vicdanınıza sorun. Doğru. Yani bunu tartarak gelin. Hı hı. Değilse pek çok şeyin, yani basamaklanma ve sek zinciri sisteminin artık yavaş yavaş gelmesi lazım. Hı hı hı. Vatandaşlarımıza hizmet edelim, hizmet verelim ama bunu uygun yerlerde, uygun zamanda. Hı hı. Aile hekimine başvursun, aile hekimi arkadaşlarımız güzel baksınlar, iyi işler yapsınlar, tedavi etmeye çalışsınlar. Olmazsa bir üst basamağı. Hı hı. Bunlar ilçe, devlet hastaneleri, orta düzey devlet hastaneleri. Burada uzman arkadaşlarımız çalışıyor. O büyük bir şans. Hı hı. Ondan sonra üçüncü basamaklara gelmeli. Üçüncü basamaklarda önce asistanlar görüyor. Yani orada bir şey var. İkinci basamakta uzmanlardan hizmet alma şansı var. Onu değerlendirsinler. Ha, üçüncü basamakta buralarda çözülebilir. Çözülemeyen işler çözülmeli. Hı hı. Hani burada şimdi acil servise bir kolay yol. Bir eski bir tabir vardı. Boyacı kükü batır çıkar hemen iki dakikada hallet. Hı hı. Yapılamayan uzun süre randevu verilen tetkiklerin yapılma yeri gibi görmemek lazım. Doğru. İşte hani bazen hep programlarda örnek veriyorum. Bize bir şikayet dilekçesi geldi. İşte ayağı burkulmuş biraz beklemiş hasta. Hı hı. Ayağım burkuldu biraz bekledim bundan şikayetçiyim diyor virgül. O sırada bir ölü hasta gelmişti. Ona müdahale ediyorlardı ama diyor. Yani burada dengeyi yani, tutturmak lazım yani. Doğru. O sizin kendi anne babanız olsa kimi kime öncelikle müdahale yani etmemiz gerekiyor? Yani orada hayati riski olan hastayı bırakıp da evet acı çekiyor mutlaka. Acı çekiyor, o konuda mutlaka. Bir şeyimiz tabii, yok. Tabii. Ama daha bekleyebilir olan bekleyebilir hastayı önceleyemez olanı, tabii. Yani. Çok bir doğru. Göğüs ağrısı olan, bir nefes darlığı olan, bir kaza. Hı. Bunlar daha öncelik. Tıbbi olarak da önceliklidir. Hı. O yüzden bunun adına triyaj diyoruz. Triyajın kelime anlamı ayrımlama. Böyle bir sistem vardı tabii, hocam. Şu an böyle renk kodu olarak, renk kodu daha olarak çok şimdi uyguluyoruz. Nedir tam olarak hocam? Onda hastalığın aciliyetine göre geliyor. Hı-hı. Kapıda görevli arkadaşlarımız, bunlar acil tıp teknisyen olabiliyor. Hı-hı. Diğer sağlıkçı arkadaş oluyor. Soruyorlar nedir şikayetiniz? İşte kalp krizini andıracak, ona benzeyen bir göğüs ağrısıysa, çok ciddi bir nefes darlığı, morarmış böyle hasta o durumdaysa, bu hasta hiç beklemeden herkesin de önüne geçer ve alınır. Bunun kırmızı triyaj kodu veriyoruz. Bu acildir. Gerçek anlamda hızlı müdahale edilmesi gereken durumdur. Hı hı. Diyelim ayak bileği burkuldu, işte bir sızısı var, ağrısı var. Onlar biraz daha bekleyebilir. Onlar sarı alan gibi. Bir de normal aile hekimine veya polikliniğe gidip muayene olabilecek hastalarımız oluyor. Bunlara da yeşil alan diyoruz. Bunlar biraz bekleyebiliyor. Hı hı. Burada sabırlı olmak lazım. Burada empati yapmak, o hastanın yerine kendinizi koymak lazım. Hı hı hı. Bir de karşılıklı, bakın iki tarafı da düşünmek lazım. Çalışan insanlarda, orada çalışan sağlıkçılarda belli sayıda, bunun yani sonsuz bir potansiyel yok olan insanları nöbetleşe çalıştırıyoruz. Hı. Can siperhane çalışıyorlar. Yani uyku yok, şey yok. O şekilde karşılıklı iki tarafında insanca birbirine davranması, iyi müdahale etmesi ve sonucun iki tarafında kazanması gerekiyor. Doğru. Aceleci, sabırsız ve anlayışsız davranmamak gerekiyor. Hele de bazen çok üzülüyoruz, bu tür haberler duyuyoruz. Böyle bir şiddet olayları da tabii, ne yazık yaşanıyor. Tabii. Çok çok yanlış yani. Tabii tabii. Bazen ona şey diyorum, yani bizim de anne babamız var. Hı. Sağlıkçıların. Bizim de eşimiz, çocuğumuz var. Hı-hı. Şimdi bugün annem babam dayak yiyecek mi, şiddete maruz kalacak mı? Tabii. Olmamalı. Yani bu, hı-hı, insan insana olan bir ilişki. Doğru. Acil hayati durumlar önemli, onlar acil, ivedi ama diğer durumlarda bu bir hizmet, alma, verme, hı hı, karşılıklı anlayış içinde, sabır içinde, ülkemizde tekrar hoşgörü içinde bunları tekrar yerleştirmemiz lazım. İnşallah, ve evet, anlayışı sağlamamız lazım. Yani gerçekten ufak tefek sıkıntılar olabiliyor, sürtüşmeler olabiliyor. Hı hı. Haklı olan tarafında olmak lazım ama bu karşılıklı anlayışla giderse pek çok şey çözülür. Evet. Onun için oradayız zaten, onun için nöbet tutuyoruz, onun için bayramda, gecede oradayız. Hı. O yüzden bundan bu şekilde yararlanalım, yani iki tarafı da dengeli olsun kesinlikle istiyoruz. Kesinlikle öyle hocam. Peki 112 ambulans servisleriyle ilgili de, hı hı, bazı bilmemiz gereken ve dikkat etmemiz gerekenler var. Nasıl faydalanmalıyız bu hizmetten? Şimdi Türkiye'de bak, bakın merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldükten sonra ambulansların önemli olduğu, hı hı, ambulansların hedefinin, gideceği yerlerin belli olması gerektiği anlaşıldı. Çünkü ambulans Çankaya Köşkü'nden çıkınca nereye gideceği, ne yapacağı belirsiz gibiydi. Hı. Vakit kaybı olmasın diye. Ondan sonra şu an Türkiye'de yaklaşık 1500 ambulans göreve hazır bekliyor. Hı hı. Bu çok iyi bir rakam, çok da iyi bir sistem kuruldu. Biz de gerçek anlamda kendimiz gidemeyeceksek,
gidinceye kadar müdahalede gecikilecek ve tedavimiz aksayacak, daha kötüye gideceksek o zaman ambulans çağırmak, bundan yararlanmak lazım. Hı hı. Sadece kendimizi taşıttırmak için şey değil. Bu başkasının hakkını gasp etmek ve kötüye kullanmak olur. Biliyorsunuz Türkiye'deki numaramız 112. 112'yi aradığımız zaman arayan kişi durumun ne olduğu, telefon numarası, adresini tam olarak vermeli ve ona göre mümkün olduğunca takip oldukları hastanelere, doktorlara gitmeleri yönünde, ama çok acil durum, ölümcül durum olursa da en yakın hastaneye 112 dönebiliyor. Hı hı. 112 çalışanlarına da yine aynı şekilde iki tarafında iyi hizmet etmesi, karşılıklı hizmet etmesi, hı hı, ve anlayışlı olması lazım. Onlara da yardımcı olunması lazım. Onlar alındıktan sonra uygun hastanelere getirilmeli ve yolda da iyileştirilmeli. Geliştirici müdahaleler yapılıyor. Daha kötüye gitmesi engelleniyor. Bazen kalp durduğu zaman masaja başlıyorlar. Evet. Bazen entübasyon dediğimiz nefes borusuna boru takarak havalandırmaya çalışıyorlar falan. Bu da önemli bir şey. Evet. Ambulans sistemi şu an Türkiye'de Allah'a şükür çok iyi. Bunu iyi ve etkin kullanırsak böyle olur. Yoksa ambulanslar yetişemiyor. Doğru. Gereksiz yere meşgul etmemek lazım. 112'yi gereksiz hiç aramamak lazım. Hı hı. Yani inanılmaz öyle gereksiz %80-90'ları bulan, Ankara'da günlük 18 bin 20 bin böyle lüzumsuz arama var diyorlar. Doğru, çok yüksek. Bu çok insanları meşgul ediyor. Yani ve numaramız çıkıyor. Hı hı. Numaramız görünüyor. Yani o yüzden orada yani o kişi istismar mı etti? Yoksa gerçekten ihtiyacı vardı da mı aradı? O net bir şekilde tespit edilebilir. Edilebilir. Takip edilir, dönülebilir, geri bildirimler alınabilir. O yüzden gereksiz işgal etmeyelim. Başkasının hakkına girmeyelim. O olabilir. Hı hı. Numaraları iyi bilelim, iyi kullanalım. 112, 122 AFAD numarası oldu Türkiye'de. 132 ortak çağrı numarasına geçişler yavaş yavaş planlanıyor. Onlar oluyor. Hı hı. Neyi nereden aramamız gerekiyor? Ondan sonra 114 diye zehir danışma merkezimiz var Türkiye'de. Hmm. Yine bunlar ücretsiz aranabiliyor. Her yerden çekiyor. Kapsam alanı dışında olsa bile. Hmm. Bunlar önemli şeyler. Tabii. Oradan da bazı şeyleri de hastaneye gitmeden, zehir danışmadan, yanlış ilaç falan alındıysa danışıp önlemleri öğrenebilirsiniz. Hmm. 155 biliyorsunuz polis numaramız, o önemli. Hmm. 187 yine önemli telefonlardan biri, doğalgaz numarası. Çünkü burada da doğalgaz kaçaklar olabilir. Patlamalar olabilir. Allah korusun, kış mevsiminin en önemli şeylerinden birisi karbon monoksit zehirlenmeleri. Hı hı. Onlar için falan bu numaraları iyi bilmek, kullanmak ve doğru yerde kullanmak lazım. O zaman daha etkin yardım alırız. Alınabiliyor. Düzgün bir şekilde kullanalım, gereksiz yere meşgul etmeyelim diyelim. Bütün özellikle ambulans servisinde çalışan, evet, ve acil serviste çalışan sağlık görevlilerimize de buradan kolaylıklar dileyelim. Gerçekten özveriyle, evet, çalışıyorlar. Evet. Şimdi hocam, acillerde bir boyut da adli vakalar. Ona girmeden ambulansla ilgili hemen onu tabii, şey yapalım. Ambulanslara yollarda yol verelim. Yani ideali 3 şeritli falan yollarda fermuar gibi iki tarafı açılıp ambulansın ortadan hızlı gitmesi. Hı hı. Veya tek iki şeritse sağa yanaşalım, tek şeritse duralım, hı hı, ve ambulansa yol verelim. Yani onun için ambulansın arkasından fırsatçılık yapıp, o çok kötü, çirkin bir görüntü, hı hı, oluyor, onlar olmasın. Ambulans, havalar karlı, soğuk, buzlu. Ambulans da bir araç. Hı hı. Yani içinde 3-4 kişi taşıyor. Bazen ambulans kazaları oluyor. Yazık oluyor yani, çok pek doğru, çok şey. Ama yani içindeki kendi anneniz babanız gibi düşünün. Hı hı. Yani o yüzden lütfen yol verin. Yani orada şey yapmayın. Bütün yoğunluğa rağmen Ankara trafiği, pek çok yerde trafik artıyor. Hı hı. Ama ambulansın önemini bilmek ve ona yol vermek, tabii, açılmak, o önemli. O şeyimizi, yetimizi kaybetmeyelim. Evet, inşallah hiç kimse bir cana mal olmaz, sebep olmak olmasın, istemez. Bu konudaki hassasiyetlerimizi de söyleyelim. Bazen sürücüler o ambulans gelirken tam ne yapacağını bilemeyebilir. Hı hı. İşte sağa mı geçeceğim şimdi, daha da mı hızlanacağım, hı hı, gibi. Bu konuda da bilgi eksiklikleri eğer varsa sürücülerde, trafik bilgisi noktasında pek çok, tabii, tabii, kurum var. Bunlardan bilgi de alabilirler. Bu konuda ne yapacaklarını tam olarak öğrenebilirler. Hocam adli vakalara geçelim mi? Tamam, önemli, geçelim çünkü, buyurun. Çocuk istismarı olsun, şiddet olsun, pek çok, hı-hı, nokta acil tıp uzmanlarımız, hı-hı, tarafından tespit edilebiliyor. Bu da, tabii, önemli, tabii, bir başlık. Ne önemli dersiniz hocam? Adli vakalar tabii bizim ilk bize başvurdukları alanlardan birisi. Hı-hı. Çocuğu olan ailelere özellikle söylüyorum.
söylüyorum. Çocuğunuz düşerse, çocuğunuz boğazına bir şey kaçarsa çocuğa iyi bakamamaktan, çocuğu ihmal etmekten hepimiz rapor yiyebiliriz. Bunu ben de dahil. Tabii ihmaline giriyor. İhmaline giriyor. Çünkü çocuğun bütün yönetimi, bakımı sizdedir. Yani bir leblebi ortada unutursanız, bir ilacı çocuğun erişebileceği bir yerde unutursanız o zaman bu çocuğa siz meydan vermiş oluyorsunuz. Bu tip şeylerde hakkınızda adli tutarak adli rapor tutulabilir. O yüzden dikkatli olacağız. Kazalarda, iş kazalarında lütfen doğru beyanda bulunun. Ne olduğunu biz hafiye değiliz. Yani doğru. Biz sadece tıbbi olarak yardım etmeyeceğiz ama sonuçta adli raporlar tutuyoruz. Ona göre daha sonraki hayatınızda ve o anki iş hayatınızda sizin istirahat etmeniz gerekebilir, tazminat almanız gerekebilir, daha sonra mahallen emeklilik gerekebilir. Bunlar olur. Trafik kazalarında her hastada kan, alkol düzeyine falan bakıyoruz ki biz sonradan kasko, malcanın yongası dedikleri şekilde sonradan bir şey olmasın diye ve gerçekten adli bir şey varsa bazı olaylarda onları lütfen belirtin. Orada bazen belirtemiyorlar. Mesela bir şey anlatayım. Bir bayan hasta var. Burnu böyle kanamış, darp olmuş gibi görünüyor. Ben de geçmiş olsun neyiniz var dedim. Dolap çarptı dedi. Evet. Ben de şaka olarak dolaba bir şey oldu mu dedim. Olmadı ama birazdan olacak dedi. Eşi de yanındadır. Çok fena. Yani evet. Bunlar tabii bize direkt söylemiyorlar. Hani şey yapmıyorlar. Daha sonradan işler bozulunca falan geliyorlar. Anında belirtelim. Adli raporunu tutalım. Ve biz ilgili makamlara bildirelim. Bazı şeyleri de onlar belirtmese bile bildirmek zorundayız. Tabii. Yani onlar bir iş kazası niteliğindeyse, görünüm öyleyse, bir kurşunlanma, bıçaklanma varsa şikayetçi olun olmayın. Bunları bildirmek zorundayız kamu olarak ve kanunların bize yüklediği şeyler. Tabii. Çocuk istismar bazı belirtilerle biz yakalarız. Yani onun hastanın veya getiren kişinin ifadelerindeki tutarsızlıklar, ondan sonra çocuktaki veya hastadaki lezyonlar, onların renkleri, boyutları veya hiç beklemediğimiz durumdaki olan çıkan görüntüler, tahlil sonuçları, muayene sonuçları, bunları pek çoğunu yakalayabiliriz. Çocuk istismarı çok gündemde ve iyi öğrenildi, çok şey yaptı. Şu anda yaşlı istismarı veya yaşlı ihmali var maalesef. O biraz acı bir durum. Çok yaşlı doğru. Nüfusumuz artıyor. Yaşlı nüfus yeterince bakılamıyor bazen. Biz o uzamış tırnaklar, kirli elbiseler, idrar kokan bezler onlar. Bazı şeyler duyduk ve yaşadık ki o çok acıydı. Mesela çok idrar yapıyor, altına kaçırıyor diyerekten az su verilen yerler ve kişiler duyduk. Yani bunlar çok acı, çok acı şey. O yüzden yaşlı ihmalinde, yaşlı istismarında unutmamak lazım. Bir şey olursa onları erken muayeneye getirmek, tedavi etmek lazım. Yani olayın bir diğer boyutu da bu. Ama her türlü adli durumu biz bildirmekle zorunluyuz. Evet. Bazen kişiler kaçınabiliyorlar kendi yaptıkları ihmali ve istismarı ortaya çıkarmamak adına. Aynı. Ama mutlaka çevresinde, akrabasında, komşusunda meseleyi gören ve vicdan sahibi insanlar vardır. Mutlaka acil o meselenin adli yönünü de gündeme getirmek adına acillere yönlendirelim. Bu konuda bir bilgi belgeleriz. Onlar kazançlı çıkar. Daha sonra hem iş yerlerine hem diğer ailevi sosyal şeylerinde yardımcı olur o şeyler. Yoksa biz bildirmek zorundayız. Evet. Yani orada bize de ısrar etmesinler. Yapsak mı yapmasak mı hocam şöyle olsa değil. Yani bunu kanunen bildirmezseniz siz yani hapis cezasına kadar varan cezalar var doktorlar için, sağlıkçılar için. Çok doğru. Acil tıp uzmanlarımızın yükümlülüklerinden tabii, bir tanesi. Bunu da bilmek gerekiyor. Peki hocam şimdi acillere pek çok farklı sebeple başvurular söz konusu olabiliyor. Ama en çok karşılaşılan durumlardan biri de kazalar muhtemelen. Bu minvalde devam edelim isterseniz sohbetimize. En çok ne tür kazalarla karşılaşıyorsunuz? Kazaların her türü hemen hemen görebiliyoruz. Yani en çok tabii dramatik olan Türkiye'de çok olan özellikle o bayram uzun tatillerde en çok görülen acı şeylerden biri trafik kazaları. Trafik kazalarında ve diğer ev kazası olsun, iş kazası olsun o tip durumlarda Allah'a şükür pek çok yol aldık ama olması gerek ilk şey kazaların önlenmesi. Buna İngilizce injury prevention diyorlar. Bunun için çok çalışmalar yapıyorlar. Biz kazalar önleyecek tedbirleri alırsak o zaman kazalar olmazsa acı sonlar olmaz. Her şeye rağmen kaza olduysa o zaman da çok iyi ilk yardım yapmamız, çok iyi ambulans sistemi acil yardım yapmamız, iyi acil servis, iyi hastanelerle bunu
bertaraf etmeye, en iyi şekilde kurtarmaya çalışmalıyız. Hı hı. Aslında adım adım yani. Tabii. Önce tedbir alınacak. Tabii. Sonra eğer yine de gerçekleştiyse doğru bir ilk yardım yapılacak. Aynen. Sonra da doğru şekilde doğru acile şekilde iletilecek. Hem önce tedbir sonra tevekkül mü diyeceğiz? Çok doğru. Evet. Genellikle bizde yani işte kazadır, başa gelir gibi böyle daha kaderci bir yaklaşım oluyor ama tedbir mutlaka almak gerekiyor. İşin başında bakın bunları hep söyleyelim. Şimdi biraz önce yine bunun derslerinde anlatıyoruz, söylüyoruz. Bir, arabanıza bindiğiniz zaman ne olacak? İster ön koltuk, ister arka koltuk, ister şoför mahalli, ister yan taraf emniyet kemerimizi takacağız. Hı hı. Hele bizim gibi doktor olsun, okumuş, aydın, rol model olacağız, bunu yapacağız. Hı hı. Bu yüzden bunu takmamız lazım. Kurallara uyacağız, özellikle hız kurallarına. Doğru. Alkol, uyuşturucu madde etkisinde olunca bunların kullanılmaması lazım. Hı hı. Bütün bunlara rağmen şimdiki arabalar daha güçlü, daha az enerji absorbe ediyor. Hı hı. Kaza olursa yollarımız düzgün olacak, işaretlemelerimiz, aydınlatmalarımız düzgün olacak. Hı hı. Bu şekilde olursa mesela şu mevsimde bir kış lastiği takmak bile hem kendimizi hem de kaç kişiyi koruyacak. Hı hı. Yani Allah korusun herkes servislerde, yollarda şeyde onlar basit şeylerle. Bunların ardından olursa kaza, yollar çok iyi olursa, düzenli olursa yine az olacak. İlk yardım bilen insan sayısını artırmamız lazım. Doğru. Vatandaşlar yardım edecek. Hı hı. Vatandaş doğru yardım ederse, ambulans gelinceye kadar yanınızda kalırsa o zaman sizi hayatta tutmuş olacak. Hı. Ve daha az sakatlık olacak. Yani rahmetli Aydın Menderes kaza geçirmiş. Muhtemelen arabadayken dört ekstremitesini dediğimiz kolunu bacağını oynatıyormuş duyduğumuza göre. Evet. Ama ya taşınırken kötü taşındı veya lezyon çok kötüydü yaralanması. Daha sonra felç oldu. Sadece parmaklarıyla akülü araba sürebildi 8-10 yıl geri kalan ömründe. Evet. Bunu hep çok bakın, acı yani kazadan kaynaklı bir hasar. Dan ziyade yanlış müdahaleden yanlış kaynaklı. Yani yanlış müdahale etmeyelim de hiç müdahale etmemek de doğru değil. Hı hı. Öğrenelim, iyi yapalım. Şu an Türkiye'de bir şans var. İlkokul çocukları öğretmenin dediğini, bir Allah'ın dediğini, bir de öğretmenin dediğini çok iyi tutuyorlar. Hı hı. Bak onlar bir öğrenme yeri. Hı hı. İki, ehliyet kursları öncesi. Ehliyet kurslarının içinde dersler var. Biz hı hı. çok iyi kitaplar çıkarsak, buradaki eğiticileri iyi eğitirsek... Evet. Toplumumuzun büyük çoğunluğunu, ehliyet olan büyük çoğunluğu eğitmiş olacağız. Hı hı. Ya burada bir bilinçli bir şekilde yani ben ilk yardım bilen biri olacağım diyerek yoksa aman işte ders müfredatında varsa bu dersi geçeyim veya ehliyet almak için tabii, işte şu şıkları işaretlemek lazım değil yani. Gerçekten bu konuda bir donanım ve bilinç sahibi olmak gerekiyor. Yani kendi başımıza da gelebilir. Gelirse de bize doğru yardım yapılsın. Çok doğru. Doğru yardım yapılmazsa bu kez ne olacağımız belli olmaz. Hı hı. Ambulans ekibi iyi olacak. Ambulans hızlı erişecek ve ekip kalifiye olacak. Hı hı. İlk müdahalelerini erken, hızlı, doğru yapacak. Ondan sonra acil servisler gelecek. Uygun acil servis, donanımlı acil servis, büyük kazalarda falan. Hı hı. Biz de orada sistematik, aynı filmlerde gördüğünüz gibi çalışıyoruz ama bizim sahne çok iyi görünmüyor. Yani acil servisler dar, küçük olduğu için ama hı hı. gerçekten acil tıp uzmanlarıyla bunu yapıyoruz. Hı hı. Sırası var, belirli A, B, C. Nasıl alfabedeki ilk sıra gibi insanı hayata tutunduran sıra da böyle. Hı hı. Bu şekilde hareket ediyoruz. O zaman bütün elimizden gelen hı hı. şeyi gösterdiğimiz zaman insanlar ya daha az ölüyor veya daha az sakat kalıyor. Hı hı. Ama bütün bunlara rağmen olursa o zaman kader diyebiliriz. Ha, biz elimizden geleni yaptık diyebiliriz ama hı hı. kazaların olmaması için bunları yapabiliriz. Olursa da bu basamakları izlersek hı hı. Türkiye'de çok şey daha iyi olur. Hı hı. İşte bir bayram tatili olmasından ödümüz kopuyor. Aynen öyle. Yani 100-150 arası ölü yani inanılmaz böyle şey savaş gibi. Çok doğru. Yani o çok hı hı. maalesef iç acıtıcı. Hı hı. Biz bunları görünce mesela genç ölüm, ani ölümler, beklenmedik böyle ölümler çok acı geliyor yani. Hı hı. Bizim için de travmatik, hasta yakınlar için daha travmatik. Yani hep bu şeylerde hep kendi başımıza gelebilir. Biz birilerine çarpabiliriz, birileri bizim yakınımıza çarpabilir. O yüzden bu kaliteyi, bu toplam kaliteyi artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru. Hep duyarlılık, hep duyarlılık. Ve tabii. kendini yetiştirme tabii. de aynı tabii, zamanda tabii. gerekiyor. Peki hocam, mesela işte belli bir yaşa gelmiş insanlarız ama ilk yardım konusunda çok da bilgimizin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Veya da bu programı izledik dedik ki ya ben çok bilmiyorum sanki. Nereden eğitim alabiliriz bu konuda? Şimdi bunlar için eskiden daha çoktu ama şimdi biraz daha azaldı. Özel kurs yerleri açılmıştı. Bu Avrupa Birliği yasalarında işte iş güvenliği yasalarında her iş yerinde 20 kişiden birisi veya bazı ağır iş yerlerinde 10 kişiden birinin bunu bilmesi gerekiyordu. Hı hı. O dönem böyle özel kurslar açılmıştı. O
zaman 8 saatlik kurslar işte belli bir ücret karşılığında verilip arkasından da ehliyet gibi belgeler verilmişti. O kurslar şimdi yine var, biraz daha az olabilir. Bazen de sağlık müdürlükleri, işte bazı üniversiteler veya bazı kuruluşlar, Kızılay falan gibi, onlar böyle kurslar düzenliyorlar. Onların web sitelerinde, internetten bulunabilir, o tip şeyler düzenlemiş. Sertifikalı olmak, hani Allah korusun ileride davalık olursa, insana birbirini şikayet edecek olursa falan, bir, doğru ilk yardım yapmak için vesile olur. İki, adli durumlarda da kurtarır kişiyi. Buralardan yapılabilir. Bu programlar, kurslar, çeşitli seminerler, dernekler var. Türkiye Acil Tıp Derneği, ben içinde çalıştım. Zaman zaman o tip seminerler, kurslar uzun süre yaptık, şey yaptık. O tip durumlarda bunlar da istenebilir, yapılabilir. O şekilde buna ulaşabiliriz. Peki. Şimdi bu konuda tabii başlı başına bir süre gerektiren detaylı eğitimler, ama biz böyle ufak tiyolar verelim dersek hocam, ilk yardım dendiğinde böyle en temel bilgiler nelerdir? Mesela temel yaşam desteği dediğimizde neleri bilmeliyiz? Tabii adı üstünde temel yaşam desteği, insanı hayatta tutan, kalbi durduğunda, solunumu durduğunda ona soluk desteği vermek, suni solunumla hava yolunu açmak, yani buradan nefes geçebilsin diye, arkasından da kalbi durmuşsa kalp masajı yaparak kalbi çalıştırma. Ama nasıl yapacağını bileceğiz. Bilecek. Yani şimdi orada yine gelişmeler oldu. Kursa gidersek bu tip şeylerde duyarlılığımız olursa biliriz bunu. Ondan sonra şimdi web sitelerinde falan çok kolay ulaşılabiliyor. Doğru, yalnız internette doğru bilgiye, kirli bilgiye değil maalesef, doğru bilgiye ulaşmak lazım. Onlar olabilir. Hatta 112 sisteminde düşünülen, belki yapılacak, bu akıllı telefonlarla hoparlörünü açacağız. Oradaki merkezdeki görevli kişi diyecek ki sivil kişi, işte göğsüne getir, iman tahtasının ortasına biraz da aşağı doğru in, iki elinizi birleştirin, basın diyecek. Benim 9 yaşında kızım var, o bile öğrendi. Maşallah. Ben gittim okulda onlara anlatıyorum, o geldi benimle birlikte derslere giriyor. Baba diyor, bu abi az basıyor diyor, bu yavaş basıyor. Yani duyarlılık var, onu işlemek lazım. O şeylerde öyle bile şey yapabileceğiz. Biraz da farkında olmak, tedbirli olmak. Diğer şeylerde küçük trik noktalarla şey yaparsak daha iyi kurtarabiliriz. Yine ev kazaları. Mesela yaşlı yaşıyorsa evde kaymayan halı olacak. Kaymayan zemin olacak. Aydınlatma iyi olacak. Yani bunlar tedbir basit. Noktası tedbir noktası değil mi hocam? Yani bir elektrik prizi çocukların ulaşamayacağı bir yerde olacak veya kapağı sert olacak. Basit şeylerle pek çok kaza önlenebilir. Şimdi hocam evde çocuklarla ilgili, yaşlılarla ilgili, özellikle kış mevsimiyle ilgili alınması gereken tedbirleri detaylandıracağız, ama ilk yardıma biraz daha devam edelim isterseniz. Çünkü bildiğimiz pek çok doğru bildiğimiz yanlışlar mı diyelim, öyle durumlar var. Bununla ilgili nelerle karşılaşıyorsunuz? Yani işte mesela şöyle bir not almışım. Yanık olan bir bölgeye yoğurt sürersek iyi gelir. Hangi yoğurttan? Değil mi? Yani ne kadar çok yanlış bildiğimiz şey var. Ne dersiniz bu konudaki gözlemleriniz? Diş macunu, yoğurtlar falan vardı. O tip durumlarda bakın basit önlemlerle daha çok zarar vermeyiz ve daha da kolay iyileştirebiliriz. Doğru. Yanık olan bir yerde, yanık olan eliniz yandıysa, sıcak suyla haşlanmış, orada yüzük, saat, künye ne varsa çıkarırsınız. Akan bir çeşmenin altında 10-15 dakika tutun. Bu hem soğutacak, hem yanıklı alanın şişmesini engelleyecek, hem ağrıyı azaltacak. Bu şekilde çok kolay bunu çözmüş olacaksınız. Evet, ama yoğurtlu, diş macunu önemli değil. Diş macunu falan, onları kullanmıyoruz. Peki hocam, mesela bir kişi diyelim ki epilepsi krizi geçiriyor. Hemen soğanı kesiyoruz ortadan. Doğru mu bu hocam? Evet. Şimdi çok orada bilinen bir durum çünkü. Bunlar çok yapılıyor. Tabii bazı şeyler, halkın uyguladığı bazı şeylerde biraz daha ben tedbirli konuşuyorum. Hani şey olarak biz şu anda kitapların, tıbbın, literatürün kabul ettiği şeyleri söylüyoruz. Bu halkımız uyarıcı olması açısından bunu kullanıyorlar. Yani şey yapıyor, ama epilepsi nöbetinde ben size şöyle söyleyeyim. Mesela bilgisayarın tuşuna bastınız, kapanıyor. O sıra durdurabilir misiniz bilgisayarı? Hayır. O bilgisayar kapanacak. Bir süre kapanacak. Epilepsi nöbeti de geçecek. Elektrik bir şey olacak beyinde, aktivite. Siz titreyeceksiniz. O bitinceye kadar biz ancak ilaç olursa önleyebiliriz. Başka kimse önleyemez bunu. Yani bir doktor da oldu, ben başındaydım, olmadı. O sırada sadece hasta, nöbet geçiren kişiyi iyi zapt edeceksiniz, iyi koruyacaksınız ki kafasını falan çarpmasın.
Bir de kusarsa yan çevireceğiz, yere kussun ki akciğerine bu kusmuk kaçıp da zarar vermesin. Nöbet böyle olacak. Yani o sırada dilini açmaya, çenesini açmaya çalışmak, dişinin kaşık sokmak, soğan koklatma bir faydası olmaz onun. Yani o tip şeylerde onu uygulayıp şey yapmayacağız. Sadece koruyalım ki kendine zarar vermesin hasta. Peki. Mesela bir kişi boğuluyor diyelim ki boğazına bir şey kaçtı. O zaman neyi yanlış yapıyoruz? Doğrusu nedir hocam? Boğazına bir şey kaçma çok yaşanıyor. Bu hızlı yiyoruz, yerken konuşuyoruz, gülüyoruz falan derken öyle oluyor. O tip şeylerde bakın bu çok kolay. Bir kişinin canlı canlı boğulmak gibi bir şey. Bu yüzden yanında durun. Ayşe Hanım ben yanınızdayım, korkmayın, öksürün. Öksürük en iyi refleks, en doğal yollar. Öksürecek, kuvvetli öksürecek, atmaya çalışacak. Atamazsa hemen hafif öne eğiyoruz. Bir elimizle destek olur. İki kürek kemiğinin arasına beş kez vuruyoruz. Biraz kuvvetli vurun. Yani acımayın çünkü hayatını kurtaracağız. O zaman basınçla çıkabiliyor. Değilse söylüyoruz. Bakın Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Ali Bey. Şimdi arkanıza geçeceğim. Göbeğin de göğüs kafesinin hemen ortasında bir elinizi yumruk yapıyorsunuz. Bir elinizi üstten bağlıyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz. Bunun adı Heimlich manevrası diye bulan kişinin adı. Böyle yapınca o basınçla çoğu zaman çıkarttırıyor. O tip durumda hani ters çevirmek yok. Yani en son bunlara rağmen çıkmazsa artık kalp masajına kadar gidiyoruz. Çocukların topuğundan tutup ters çevirmek onların falan şeyi yok. Yani şimdi yemek yiyen her çocuk böyle çevirsek boşalır mı boşalmaz. Doğru. Onlara meydan vermeyelim. Çıkan şey de akciğerine kaçmasın. Orada dikkat edelim. Veya kendine gelirse de onu böyle değerlenme pozisyonu dediğimiz o pozisyonda tutup bebekse kucağımızda tutup ambulansı beklemek olabilir. Şey olabilir. O şekilde ona yardımcı olabiliriz. Peki. Hocam devam edeceğiz doğru bildiğimiz yanlışlara. Tamam. Ama Yusuf Yıldırım bizi Malatya'dan arıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Kış mevsiminde malum buzlanma olayları çok oluyor. Yani kayıp düşme yaşanabiliyor. Değişik kazalar oluyor böyle. Nasıl tedbir alabiliriz? Mesela buzda kayıp düşen birine nasıl müdahale etmek gerekir? Bunlar nelere dikkat etmek gerekir? Bazen anlaşılmıyor, kırık oluyor mesela çok sonra anlaşılıyor. Yanlış müdahalede daha kötü sonuçlar yol açabiliyor. Acaba nasıl müdahale etmek gerekir düşen kişiye karşı? Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tam da içinde bulunduğumuz mevsim bu kazalara çok müsait. Tabii. Hemen hocamıza soracağız, çok sağ olun. Kaza geliyorum demez. Fakat tedbir ve doğru müdahale bizim elimizde. Peki ev ve dış ortamlarda yaşanan kazalara karşı nasıl tedbirler alınmalı? Yaralanmalarda ilk yardım müdahalesine dair neler bilinmeli? Acil tıp uzmanı Doçent Doktor Ahmet Demircan'la konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Evet Yusuf Bey güzel bir soru sordu. Kış mevsiminde hele de Ankara'daysanız ve ilimizde de öyle her taraf kar ve buz şu anda hocam. Bazı kaymalar, düşmeler yaşanabiliyor. Hem nasıl dikkat etmeliyiz kendimize hem de mesela bir kişi düştü. İşte kolum diyor veya bacağım diyor. Ne yapmamız lazım? Ortam da kaygan. Ne dersiniz? Şimdi Yusuf Bey teşekkür ederiz. Güncel ve gündemde olan önemli bir konuya değindiniz. Bize de fırsat verdiğiniz için. Malatya'da muhtemelen karlı ve buzludur. Şu an Türkiye'nin pek çok yeri. Yani bir yandan bereket ama bir yandan da bazı komplikasyonlar gelişebilir. Belediyelere hep söylemek istiyorum. Söylemeye çalışıyoruz kendi içimizde de. Yolları temizliyoruz, tuzluyoruz. Ama her yolun sonunda bir yürüme var. Eve çıkarken yürüyeceksiniz, işe giderken yürüyeceksiniz, kaldırıma çıkacaksınız, otobüsten inince çıkacaksınız. Kaldırımlar buz olmamalı. Kaldırımlar da açılmalı, eritilmeli. Bu şekilde öncelikle bunlar olmalı. Yani kaldırım da temizlenmeli, yürüme yerleri temizlenmeli olacak. İki, çok gerekli değilse özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için öneriyoruz. Çok gerekli değilse lütfen evinizde oturun. Ne kendinize ne acillere iş çıkarmayın diye şaka yolu söylüyoruz. Yani çok gerekliyse çıkmasınlar. Çünkü dengeyi tutturmalar kolay değil. Kaliteli yani kaliteli dedim kaymayan gerçek anlamda zemini tutan ayakkabılar giyin. Buz olursa bu çok faydası olmayabiliyor ama nasıl kar lastiği daha güvenli araba sürüşü sağlıyor? Kaliteli ayakkabılar, iyi ayakkabılar, yeri kavrayan ayakkabılarla bunlar az olur.
elinizde bir şeylerle çok yürümemeye çalışın veya elleriniz çok cebinizde olursa düşerseniz bile dengeyi tutturamayabilirsiniz. Yani orada uyanık olmak ve elinizde de dengeyi tutma. Bir cambaz gibi hani düşerken rahat düşmek. Hı hı. Yani düşerken de seçebilirseniz daha kolay yumuşak yere düşebilmek lazım. Ola ki düştü. Hocam kazaları konuştuk, ilk yardımı konuştuk, acil tıbbın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Estağfurullah. Yani geçmiş olsun hepimize. İnşallah kazasız, belasız olursa da en iyi şekilde ilk yardım ve acil yardım yapıldığı günler diliyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sona geldik. Yarın inşallah tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Kişiler arası ilişkilerde sergilediğimiz kimi davranışlar bir manipülasyonun sonucu olabilir mi? Manipülasyon teknikleriyle öfke, merhamet veya suçluluk gibi duygularımız yönetilebilir mi? Manipülasyon tekniklerini bilmek neden önemli? Uzman psikolog Tuğba Demiröz'le konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.